İstanbul'daki yapı stoğu yıllardır tartışma konusu. Uzmanlara göre özellikle 2000 yılından önce yapılan binaların sağlamlığı şüpheli. Bir yapı laboratuvarı İstanbul'daki eski binalardan alınan karot parçalarını inceledi ve sonuç iyi değil. Ne sağlamlığı ne de içindeki malzemeler kurallara uygun. İstanbul'un farklı ilçelerindeki binalardan alınan karot numuneleri deyim yerinde ise dökülüyor. Çok eski betonlar var. İçinde deniz kabukları var. İçinde ahşap olan bile var bakın. 17 Ağustos depreminin üzerinden 22 yıl geçti ancak İstanbul'da hala binlerce bina risk altında. Bakın şuna dokununca dökülüyor. Yani bunun artık buna beton demek de çok doğru değil. Yenibosna'da bulunan bir yapı laboratuvarındaki çalışmalar yapı stoğunun ne kadar dayanıksız olduğunu bir kez daha gözleri önüne serdi. Deney sonucumuz çıktı. C8'e denk gelen bir sonuç. Bu ne demek oluyor? Şu anda yürürlükte olan deprem yönetmeliğine göre olması gereken değer C25. Yeni yapılacak olan yapılarla ilgili standart bu. Ama bu tabii 2000 yıl öncesi yapıldığı için biraz sıkıntılı. 2000 yılından önce yapılan binalardan incelenenlerin yarısı depreme dayanıksız çıktı. Bu da son yıllarda yapılan betonlardan bir tanesinin numunesi. Şimdi boşluk oranı az ama diğerlerine baktığınız zaman aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Olmaması gereken ne varsa var burada. Bakın şuna dokununca dökülüyor. Yani bunun artık buna beton demek de çok doğru değil.